Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımı olarak son dersteyiz. Daha test çözümleri de var. Katı cisimlerin 6. dersindeyiz. Evet kürede kalmıştık. Kürenin ikinci videosunu yapacağız ve böyle küreyi bitireceğiz. Son iki sayfamız konu anlatımında. Evet kitabımızda sayfa numarası 225 ve 226'yı çözeceğiz ve konu anlatımı bitiyor. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 13'te kalmıştık. Ali dondurmacıdan bir top dondurma alıyor. Küre şeklindeki dondurmanın çapı 26. E, çapı 26 ise yarı çapı 13 olduğunu biliyoruz. E, dondurmanın bir parçası da şöyle alt tarafta içeri doğru girdi değil mi? Külahın içine doğru girdi. E, ABC kısmı. Şu ABC kısmı neymiş? Dik konu biçimindeymiş. Tamam. Dondurma biraz büyük olunca külahın AB çapı dondurmanın merkezinden 5 birim uzakta oluyor. Şu AB çapı şöyle AB çapını da göstereyim. 5 birim uzakta oluyormuş. Arkadaş merkez giriş çektik yapınca şurası 5'miş. E ben yarı 13 olduğunu biliyorum. En etkili silahım yarıçap çizdik böyle. 5, 10 üstüne üçgeni 5, 12, 13 üçgeninden 12 bulduk. Yani koninin yarıçapı 12 çıktı. Buna göre dondurma külahının hacmi nedir diye soruluyor bize. AC'yi de vermiş 20 diye. Hocam bu şurayı 12 bulduk ya. E ben burada da bir yükseklik çizecek olursam. Çünkü yükseklik lazım bana. Hocam Pisagor 12 var 20 var. 12, 16, 20 üçgenden yükseklik 16 çıktı. O zaman koninin hacmi neydi? P r kare çarpı h bölü 3 değil miydi? Evet. İşte bizden bu isteniyor. E o zaman hocam şu 12'nin karesi 12 çarpı 12 şeklindedir. Şunlar sadeleşince burada 4 kaldı. 48 ve bu 48 ve 16 yaptı. Evet. 48 ile de 16'yı çarpalım. 48 ile 16 çarpma. 6 kere 8 48 24 288 bir de 48 ile çarpınca kaç yapıyor? 768 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 768 pi oldu. Yani örnek 13 768 pi. Geldik bir sonraki soruya yani 14. soruya. Yarıçapı 3 birim olan böyle yarım küre içine şu şekilde yüksekliği 2 birim olan bir silindir konulmuş. Buna göre kare ile bardak arasında ne kare neymiş bu vakip yükseklik birim ve AB çaplı üst düzey yarım küreye teğet olan bir dik dairesel silindir içindeki bir bardak şekilde konuyu buna göre kare derken küre demek istemiş herhalde burada şurası ü olacak arkadaşım küre ile bardak arasında kalan bölgenin hacmi yani şuradaki hacim isteniyor ne yapacağız yarım kürenin hacminden yani 4 bölü 3 pi r küp yarı çapı kaç verilmişti 3 verilmişti r küpten tabi bölü 2 yarım küre olduğu için Neyi çıkartacağım? Şunu çıkartacağım. Arkadaş bunların merkezleri aynı mı? Merkezleri çakışık. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Al sana kürenin yarı çapı. Kürenin yarı çapı kaçtı? 3'lü. E hocam silindirin de yarı çapını böylelikle bulurum. Burası 2 ya. E 9'dan 4 çıktı 5. Yani burası kök 5 yaptı. O zaman şimdi silindirin de hacmini bulabilirim. Pi kök 5'in karesi 5 çarpı yükseklikte 2. Pi re kare çarpı açtı. Evet buradan bir tane 3'ler nanay mı oldu? Evet 3'ün karesi kaldı burada. Şu 4 ile 2 sadeleşti. 2 kaldı. 3'ün karesi 9. 2 ile çarpınca 18 pi yaptı burası. Eksi buradan da 10 pi geldi. 18 pi'den 10 pi çıkınca da cevap kaç yaptı? 8 pi yaptı. Örnek 14 8 pi oldu. Geldik örnek 15'e. Sözel bir soru şu yukarıdaki boşluğu kullanayım. Taban yarı çapı 4 birim yüksekliği 12 birim olan dik dairesel silindir. Hemen şekli bir çizelim şöyle. Şekli yorumlayacağız. Evet içinde ne var? 12 birim yüksekliğinde taban yarıçapı da 4 demiş. 12 birim yüksekliğimiz var. İçinde 8 santimetre yüksekliğinde su bulunmaktadır. Hemen suyu da şöyle bir çizelim kardeşim. Hop çizdik. Sonra içine ne yapıyormuşuz burada? Tabii 8 birim yüksekliğinde ya. Burası da 4 birim kaldı? Tamamı yükseklik olarak 12 idi. Evet. İçine bir küre attık. Yarıçapı kaç olan? 3 olan bir küre attık. Evet. Peki içine yarıçapı çapı 3 olan bir küre attığımız zaman suyu yüksekliği şöyle artacak mı? Artacak. Evet hacmi kadar su yükseltir. Yani buradakinin hacmi ile şu kürenin hacmi birbirine eşit olacak. E o zaman şuraya aç dersem. yarıçapı da 4 değil mi buradaki silindirinde? Evet. O zaman kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. 3'ün küpü eşittir. Hocam pi r kare çarpı h eşit olacak. Şuradaki mavi alana kadar eşit olacak. E o zaman buradan neler geliyor? 4'ler sadeleşti. Hocam şu 27 ile 3 sadeleşince... Burada ne kaldı? 9 kaldı. P'ler de sadeleşti. H buradan 9 bölü 4 mi geldi? Evet. Hocam H'ı 9 bölü 4 bulduk. E ben bir tane daha küre atarsam böyle yine 9 bölü 4'lük yükseklik kadar mı yükseltecek? Evet. 9 bölü 4 yaklaşık nedir? Ya burası 9'un yarısı 4.5 4.5'un da yarısını alalım. 4.5'ün yarısı da 2.25 yapıyor. 2.25 burası. Aa hocam bir tane yükseklik attığında 2.25 yükseltti ya e burası 4'tü o zaman buraya kaç kaldı? 1.75 kaldı galiba. Evet buraya 1.75'lik kaldı. E o zaman ne olacak? Ben bir tane daha küre attığımda 1.75 yüksekliği dolduracak. Geri kalanı da taşıyacak. Yani ikinci bilyede suyumuz taşıyor. E i̇kinci bilyede suyumuz taşıyorsa ne kadarlık kısmı? Hocam 0.50'lik kısmı. Yani 2.25'ten 1.75 çıkarttığımız zaman 0.50'lik kısmı kaldı. 0.50'lik kısımdaki yükseklik dışarıya taşmış oldu. E o zaman şöyle bir durum söz konusu oldu. Taşan su 0.50 yüksekliğinde yarı çapı da 4 olan değil midir? Evet. İşte taşan suyu bu şekilde hesaplayabiliriz. O zaman bunun hacmi pi r kare çarpı 0.50. 0.50 dediğimiz 0.5 yani bu pi çarpı 16 çarpı 1 bölü 2'dir. Yani bu da kaç yapar? 8 pi yapar. Hocam başka türlü nasıl yapabiliriz? Ve çok güzel bir şekilde çözdük bence. 0.50'lik kısımlıktaki yükseklik dışarı taşmış oldu silindirdeki. O şekilde yaptık. Hocam ikinci bilyeyi attığımızda bu kürenin hacminden şuradaki hacmi de çıkartabiliriz. Şu siyah hacmi de çıkartabiliriz. Ama o zaman daha zor olacaktı. Çok güzel bir şekilde çözdük bence. 0.50'lik yükseklik dışarı taştı deyip e, oradaki yarıçapı çapı 4 0.50'lik yükseklikteki silindirin hacmi taşan suyun hacmine eşit oldu. Mükemmel bir soruydu. 15. soru böylelikle 8 pi oldu. Geldik 16. soruya. Yukarıdaki şekilde yüksekliği 18 birim olan. Evet yüksekliği 18 ve taban çapı 25 birim olan. Taban çapı 25 ise yarı çapta kaç oldu? 25 bölü 2 oldu. Dik dairesel silindirin tabanlarına ve birbirine teğet olacak şekilde iki küre yerleştiriliyor. Hmm. Tabanlarına. Bu alt tabana bu da üst tabana teğet olacak şekilde iki küre yerleştirilmiş. Şimdi çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Bir hemen merkezleri birleştir. E, arkadaş bu da bu tabana teğet ya merkez teğet çektik yapalım şöyle. Burada da merkez teğet çektik yapalım. Burada da merkez teğet çektik yapalım. Burada da merkez teğet çektik yapalım. Ee, burada da çapı da şöyle çizelim istersen. Hop şuradaki merkez çektik. Şu şekilde oldu. Kürenin bu yüzeyi teyit oluyor. Dikkat et. Biraz daha küçük çizilse miydi? Neyse şöyle de yapabiliriz. Aa, böyle böyle. Neyse önemli değil. 3 ee, boyutlu düşün sadece. Tamam. Bu merkez çektik. Tam burada içinde olacak. Burası böyle 90 derece olacak. Peki bize mavi kürenin yarı çapını 12 olarak vermiş. Burası 12. Burası 12. Hocam burası da 12. Sarı kürenin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. E 90 dereceye karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Hocam dik üçgen şöyle garip bir şekil var karşımızda. Dik üçgene karşılık nasıl gelir? Şöyle dik dörtgene tamamlayarak gelir. E şimdi 12'si burada. R'si burada. Hocam tamamı zaten çap olarak 25 değil miydi bunun çapı? Evet 25'ti. O zaman burası da zaten 12 birim ya. O zaman buraya ne kaldı? E hocam şuradaki uzunluğa 25'ten tamamı bak 25. 12'ye çıkarttın 13'ü. R'si de burada. Buraya 13 eksi R'ye kaldı. E hocam burası 12 ve burası da R değil mi? Evet. E sonra burada da ne yapacağız böyle? Bir dikdörtgene tamamladık. Burası da kürenin yarı kadar mı? Değil. Şuradaki uzunluk da var. Dikkat et. Şurası da R birim kadar. Şurası da 18 birim kadardı. 12'si burada. R'si burada. E o zaman buraya da 6 eksi R mi kaldı? Evet. Yani şu dik üçgene dikkat et şimdi. Şuraya da çizeyim istersen. Dikkat et derken. Şurayı 13 eksi R olarak bulduk. Bak 13 eksi R. Burası 6 eksi R oldu. E hocam burası da 12 artı R. E ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. 12 artı R'nin karesi eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 13 eksi R'nin karesi deyip işlem 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 yapacağız. Ya burada 12 artı R var. Öz üçgenleri düşünelim. Valla bu 6'dan küçük olacak. 6'dan küçük üçgen dik kenarda 6'dan küçük üçgen ne var? 5, 12, 13 var. R yerine 1 yazsak. R yerine bir yazarsam. Hocam burası 5 yapar. Burası 12 yapar. Burası da 13 yapar mı? Yapar hissederek R'yi 1 bulmuş olduk. Hislerimiz gayet doğru ve mantıklı oldu. Örnek 16'da böylelikle 1 çıktı. Hissetmeden de buradaki denklemi açarak çarpanlara ayırmadan da sonuca ulaşabilirdik. Evet örnek 16 1 oldu geldik örnek 17'ye. O merkezli yarım kürenin içine evet yarım kürenin içine 3 birim yarıçaplı küre biçimindeki demir bilye konmuş. Tam içine konmuş. Tam da bu merkeze gelmiş. Arkadaş çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Şu merkezleri birleştir. Bu kürenin merkezi de burada olsun. E, değme noktasına kadar gidiyordu değil mi? E küçük kürenin yarı çapına R, R dersem A büyük kürenin yarı çapı da 2R oldu. E, o merkezi yarım kürenin içine 3 birim yarı çaplı. Zaten bu yarı çapta 3 birim verilmiş 3 birim verilmiş. O zaman yarım kürenin yarı çapı kaç yaptı? 6 yaptı. Sonra bu içine su konulmuş suyun hacmi nedir diye soruluyor. O zaman V su nedir kardeşim? Büyük yarım kürenin yani 4 bölü 3 pi ile küpten 4 bölü 3 pi yarı çapa 6'nın kübü. Ama yarım küre çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz. Neyi çıkartacağız? 4 bölü 3 pi r küpü çıkartacağız. Yani 3'ün küpünü çıkartacağız. E ee, sadeleştirelim arkadaşlar burada. Ya hocam bu aslında 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Bu 6 çarpı 6 çarpı 6'da şu 6 bölü 2'den 3 geldi. Şuradaki 3 de sadeleşti. Şu 6 gitti. 36 çarpı 4 geldi. O da 144 pi yaptı burası. Eksi. Şu 27 ile bu sadeleşince 36 pi yaptı. 144'ten de 36 çıkartınca cevap ne oldu? 108 pi yaptı. Evet böylelikle örnek 17 108 pi oldu. Geldik örnek 18'e. Yarı çapı 3 birim olan yarım küre biçimdeki tahta parçasının daire biçimindeki dur. Yarım küreyi şöyle bir çizeyim. Anlayabilmek için şekli çizmek lazım. Yarım küreyi çizdik ve bu daire parçası biçim düz yüzeyine. Evet bunun düz yüzeyi neresi? neresi daire parçası biçimindeki düz yüzeyi. Burası bu yüzeyle tam olarak çakışan ve hacmi yarım kürenin hacmine eşit olan koni şeklinde bir tahta parçası takılıyor. Evet buna bir koni şeklinde bir tahta parçası takalım. Taktık. Bu hacimleri de birbirine eşit demiş ya. Bu kürenin yarı çapı 3'tü. Koninin yarı çapı da 3 olur. O zaman 4 bölü 3 pi r küp. Tabi yarısı. Yarım kürenin hacmiyle koninin hacmi. Yüksekliğine de şöyle bir h diyecek olursak. Hocam pi r kare çarpı h bölü 3. Bölü 3 unutmuyoruz. Bunların hacimleri birbirine eşitmiş. O zaman şurada bölü 3'ler gitti mi gitti. Hocam bu 9 bu 27 sadeleşti. 3 kaldı. Pi'ler de sadeleşti. O zaman 12 bölü 2'den 6 yaptı. H'ı buradan 6 mı bulduk? Evet. H 6 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre takılan bu parçanın tp noktasının yani şuradaki tepe noktasının küre biçimdeki tahta yüzeyine olan en uzaklığı en, en çok kaçtır? Bu uzaklık şöyle de olabilir hocam. Bu da olur, bu da olur, bu da olur. En fazlası bu mu olur? Yani cevap 3 6 3 kök 5 mi? Değil. Dikkat et. Arkadaş bu küreyi yüzeyine olan küreye olan en fazla uzaklık isteniyor. Bundan daha uzağa. Burası da olur, burası da olur, burası da olur, burası da olur, burası da olur. En bombeli olduğu yer. Yani tam merkezden geçtiği zaman burası olmaz mı? Yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor. E hocam şuraya kadar 6. E buradan burası da 3 yarıçapı 3. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 9 yapıyor. Yani cevap böyle. Yani 9 olur. Örnek 18. Güzel bir soruydu. Cevap 9 oldu. Geldik. Örnek 19'a. O merkezi kürenin içerisine 2 adet birim küre. Birim küre. Birim küre ne demek? Yarıçapı bir birim olan küre. Çember muamelesi yapıyorduk tabii ki soruya. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştirip yapıyorduk. Bir birim bir birim. Et çemberler sadece burada değmiyor ki. Büyük yarımla da şu değiyor. O zaman burada da merkezleri birleştirelim. Bunun yarı çapı bir... Buraya A dersem büyüğün yarıçapı artı 1 oldu. E burada da merkezleri birleştireyim. Hocam bunun yarıçap 1. E büyüğün yarıçapı artı 1 ya. Buraya daha kaldı. E sonra ne yapabiliriz? Hocam şurada merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik yapınca. E bu da yarıçap. Bu da yarıçap. 1-1. Hatta hocam burada bir dikdörtgen çıktı. Bir işime yarar mı bilmiyorum ama dikdörtgen karşımıza çıktı. E niye? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel olduğundan dolayı. E sonra ne yapacağız? Burası 2 birim. E hocam buradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen de aynı. Hipotenüs A, A dik kenar 1, dik kenar 1 ise buraya B dersen yani burada B kare artı 1'in karesi A ya burada da B kare artı 1'in karesi A'nın karesi yapmak zorunda. E o zaman burası da B olacak. Yani bu BB B dediğimiz bunlar birbirine eşit ya. E, tamamı da 2 ya. Bunlara da bir birim bir birim kaldı. O zaman bir 1 burası da kaç yapar? Kök yapar. O zaman büyük kürenin yarıçapına bak bakayım şimdi ne yaptı? Kök 2 artı 1 yaptı. Cevap kök 2 artı 1 olur. Örnek 19'dan. Geldi örnek 20'ye. Buket kızı Asya ile kar yağması fırsat bilip kardan adam yapıyor. Yarıçaplar 2, 3 ve 4 ile orantılı olacak şekilde 3 tane küre. Evet yarıçapları 2, 3 ve 4 olan 3 tane küreyi koymuş. Bir kardan adam çıktı böyle. Dur bakalım. 3 tane küre şeklinde kar topunu üst üste koyarak kardan adamı yapıyor. Evet yarı çap 2. Bak burası 2K. Burası yarı çapı 3K. Burası da 4K olarak verilmiş. Kardan en tepesindeki noktayla zemine değdiği nokta 90 cm. E çemberler birine deyince merkezleri birleştiriyorduk. Hocam burası 4K'ydı. 4K. Burası 3K'ydı. Burası 3K. Burası da 2K'ydı. Burası da 2K. 4, 6, 10, 18K. 18K'yı bize vermiş. 90 olarak vermiş. K buradan 5 gelir. Ortadaki kar topunun hacmi. KB ise yarı çapı 15 yaptı. Yani 4 bölü 3 pi 15'in küpü isteniliyor bizden. 4 bölü 3 pi 15 çarpı 15 çarpı 15 isteniliyor bizden. Hocam o zaman ne yapıyor burada? Şimdi bu sadeleşince 5 kaldı. 4 kere 5 20 yaptı. 15 15 225 çarpı bir de 4 kere 5 20 var burada. Bizden bu isteniliyor. 225 5 kere 2 10. 2 kere 2 4. Şurası 5. 2 kere 2 4. Burası da 4 yaptı. 450 bir de 0 var. O zaman cevabımız 4500 pi yaptı. Örnek 20'de. geldi örnek 21'e. O merkezli yarım küre biçimindeki şeftalinin aynı merkezli AB çaplı küre biçimindeki çekirdeği görülmektedir. Şeftalinin çapı kaç verilmiş? 4. Yarı çapı kaç olur? 2. Bu çekirdeğin yarı çapına da R diyelim. Ve çekirdeksiz yüzey alanı. Çekirdeksiz yüzey alanı neresi? Hocam yarım küre yüzey alanı var. 4 pi r kare bölü 2. 4 tane pi r karenin yarısı yazdık. Artı bir de neresi var hocam? Çekirdeksiz yüzey alanı. İşte tam olarak burası. Yani büyüğün, büyük dairenin alanından pi 2'nin karesinden pi r kareyi çıkartacağım. İşte bu toplam alan yapıyor. Çekirdeksiz yüzey alanı yapıyor. Değil mi? Evet çekirdeksiz yüzey alanı kaç verilmiş? 47 pi bölü 4 verilmiş. Hadi bakalım bunu hesaplayalım. Arkadaş buradan şu bir tane 2'ler gitti mi gitti. 4 kere 2 8, 8 pi yaptı burası artı. Hocam burası da 8 pi değil mi? Yok pardon 4 pi eksi pi r kare yaptı. Bu da 47 pi bölü 4 yaptı. E o zaman buradan burası 12 pi. Öbür tarafa atınca bunu buraya atalım bunu buraya atalım. 12 pi eksi 47 pi bölü 4 eşittir pi r kare. 4 kere 12 48 o zaman burada pi bölü 4 kaldı. Bu pi r kare eşitse pi'ler gitti. R kare 1 bölü 4 ise R de buradan 1 bölü 2 çıktı. Evet şurayı 1 bölü 2 olarak bulduk. Çekirdeğin hacmi nedir diye soruluyor. Bak çekirdeğin tamamı alt tarafta da gözüküyor burada. Yani çekirdek küre şeklindeki çekirdekti ya. Yani bu çekirdeğin tamamının hacmi soruluyor. E o zaman ne yapacağız? Görünen kısmının hacmi değil. İçeride de şeftalinin içinde olan kısmı da var. 4 bölü 3 pi r küp. Yani 1 bölü 2'nin küpü soruluyor. 4 bölü 3 pi 1 bölü 2'nin gibi 1 bölü 8'dir. Şunlar şunlar sadeleşti. 2 kaldı 2 kere 3 6 yani pi bölü 6 yapar cevap. Evet örnek 21'de böylelikle pi bölü 6 bulduk. Geldik örnek 22'ye. Evet şu şekilde ipek yarı çaplara eşit olan küre silindir ve koniden oluşan bir roket maketi yapmıştır. Kürenin yarı çapı 6. E kürenin yarı çapı 6 ise koninin de yarı çapı 6. Silindirin de yarı çapı 6'dır. Ve yüksekliği 12 olarak verilmiş. Silindirin yüksekliği 12 verilmiş. E arkadaş şurası da 6 olduğuna göre. E hocam burası 12 ya. Şurası da 6 ya. Toplamda 18 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 8 kaldı 26 yapması için. Bu roketin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Roketin yüzey alanında ne var? Hocam koninin nesi var? Yanal alanı var. 6, 8, 10. Piril. Pirel var. Artı. Hocam şurası var mı? Yok. Onlar yapışık olan kısmı. Silindirin nesi var? Yanal alanı var. Yani 2 pi r çarpı taban çevresi çarpı yükseklikte. Yüksekliği de zaten 12. Artı bir de neresi var? İşte tam olarak şurası var. Yani yarım kürenin nesi var? Yüzey alanı var. Yani 4 pi r karenin yarısı olacak. İşte tüm yüzey alanı bu yapıyor. O zaman burası 60 pi artı burası 144 pi yaptı. Artı şu ikiler sadeleşse 4 ile 2 sadeleşse 36 çarpı 2 de 72 pi yaptı burası. Sonra bunları da toplayacağız. Hocam şu topladığım zaman 216 216 yapıyor. 216 ile de 60 toplarsam 276 pi yapıyor mu? Yapıyor. Cevabımız böylelikle 276 pi yaptı. Dikkat et yüzey alanını hesaplarken şu alan içeride kaldığı için hesaplamadım. Şuradaki alan da içeride kaldığı için hesaplamayacağım. Koninin yan alanı, silindirin yan alanı ve kürenin yarım kürenin yüzey alanı yaptı. Tüm alan ve örnek 22'de bitirince bu olay bitmiş oluyor mu? Bitmiş oluyor. Yani konu anlatımını bitirdik dostlar. Sırada ne var? Sırada testler var. E o zaman bir sonraki videolarda 5 tane testimiz kaldı galiba. Yani toplamda 5 videomuz kaldı. O testlerin çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.